Tabii bir başka konu daha var. Kripto para düzenleme gelir mi gelmez mi? Gelirse nasıl gelir? Gerçekten merak ediyoruz. Doktor Bora Erdamar hocam, İyi akşamlar. İyi akşamlar Zeli Hanım. Hocam, tutulmayan, görünmeyen ya da ne bileyim başka hesaplarda sanal duran bir varlığın düzenlemesi nasıl olur acaba? Olur mu? Zor olur. Öncelikle oradan başlayalım. Şimdi bir de içinde bulunduğumuz dönemde haliyle kavram kargaşaları da yaşanabiliyor. Daha önceki aslında yayınlarda da çok bahsetmiştik. Dijital para ve kripto para ayrımı çok önemli. Kripto paralar arkasında herhangi bir kurumun, kişinin olmadığı, bu anlamda dolayısıyla bir otoritenin olmadığı, toplulukların benimsemesiyle, halka mal olmasıyla yayılan dijital varlıklar. Öte taraftan dijital paralar arkasında bir kurumun, bir şirketin ve özellikle son aylarda sıkça duyduğumuz merkez bankalarının arkasında bulunduğu itibari paranın üzerinde ve daha farklı bir yapıda onu ikame edecek şekilde değil ama ona bir alternatif de oluşturacak şekilde yapılan dijital değerli varlıklar. Şu anda bütün dünyada aslında bu dijital paraların regülasyonu çok konuşuluyor. Çünkü hem firmalar, dünya devi teknoloji firmaları, hem diğer merkez bankaları birer birer kendi dijital para projelerini açıklıyorlar. Çin dijital yuan'ı pilot proje olarak hayata geçirdi, halka dağıtmaya bile başladı. Dev teknoloji firmaları aynı şekilde paralarını üretmeye başlıyorlar. Bunların regülasyonu daha kolay. Çünkü bunlar aslında yeniden dizayn edilen ve edilecek olan piyasalara göre regüle edecekler. Kripto paralar ise... Bunlar dijital para değil mi? Bunlar dijital oluyor, dijital para. Bizim bahsettiğimiz kripto başka. Doğru mu? Kripto paralar arkasında aynen kripto paralar arkasında hiçbir topluluk olmadığı için bir sorumlusu da yok. Halkın bir şekilde talep etmesi üzerine ve insanların kullanması üzerine kişiler arası bir sistem. Dolayısıyla bu alanın regüle edilmesi teknik açıdan da pek kolay değil. İlk yapılacak iş tanım getirilmesi. Bu bile yıllar aldı zaten. Kripto paraya biz emtia mı diyeceğiz, menkul kıymet mi diyeceğiz, para mı diyeceğiz yoksa başka bir kategoride mi buna yer vereceğiz diye. Burada Amerika tarafında aslında son dönemde özellikle kurumsal yatırımların Bitcoin ve Ethereum gibi kripto paralara kaymasıyla birlikte bir iki yeni gelişme oldu. Bunlara bir şekilde patent gibi, yazılım gibi telif hakkı üzerinden bir statü tanımlanarak ayrı bir kategoride aslında bir konumlama yapıldı. Bunun üzerinden hukuksal düzenlemeler daha kolay işleyecektir. Eğer ki diğer ülkeler de SEC'nin bu bir şekilde kabul ettiği tanım üzerinden ilerlerse o zaman kripto paraların ayrı bir varlık olarak biraz daha düzenlenebilir bir yapıda olması söz konusu olabilir. Ama burada piyasalar bu işte tabii çok farklı, çok bağımsız ilerliyor. Hele bir de merkeziyetsiz finans ekosistemi var ki orada artık işin içinde merkezi borsalar bile yok. Oraların regüle edilmesi teknik açıdan da pek mümkün gözükmüyor. Ama genel bir tanımlama yaparak en azından regüle edilebilir alanlara bir düzenleme yapılabilir. Evet, şimdi şunu da soracağım. Mesela vergi getirilebilir mi? Yani hani biz ekonomi konuşuyor, ekonomiden işte bakanlar da biliyorsun üzerindeyiz diyor hocam. Peki vergi getirilebilir mi bu kripto paralara ülkeler? Uygun bir tanımlama yapıldıktan sonra getirilebilir. Örnekleri de başladı bu arada. İtalya'da var. Bununla birlikte Avrupa'da farklı ülkelerde farklı vergi çalışmaları başladı. Keza Güney Kore'de başladı. Dolayısıyla uygun hukuki statüsü yapıldıktan sonra bir çeşit vergi getirilebilir ama zaten zorluk işte ne çeşit vergi getirileceği, bunun geçmişe yönelik olup olmayacağı gibi teknik ayrıntılar. Burada da her ülkenin kendi hukuksal sistemine göre neticede uzman kişileri, bu anlamdaki regülatör kuruluşları bir süredir çalışmalar yapıyorlar. Nihayet geçtiğimiz hafta içerisinde hem bakanlıklarımızdan hem bizzat Cumhurbaşkanımızdan dijital paranın hukuksal teknolojik altyapısının Merkez Bankası üzerinden ilerleyeceğinin de haberi verildi. Dolayısıyla bir yandan merkez bankaları bu dijital para projelerini birer birer hayata geçiriyorlar. Bir yandan da bunların kripto paralarla ilişkisinin tanımlanması gerekeceği için regülasyon hazırlıkları yapılıyor. Bu anlamda vergi de evet getirilebilir. Hocam çok teşekkür ediyoruz aktarımlarınız için. Çok